Efendim herkese iyi akşamlar. Yeniden birlikteyiz. Isparta'nın en çok izlenen ve gündem yaratan programı Ne Var Ne Yok ile yine karşınızdayız. Evet, bugün bayramın, Kurban Bayramı'nın 4. günü. Herkesin, tüm İslam aleminin, milletimizin Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. Bayram 9 gün. Dönüşlerde inşallah daha dikkatli oluruz diye temenni ediyoruz. Bayramdan sonra da Türkiye'miz için, ülkemiz için, dünya için iyi bir yaşam temenni ediyoruz. Hem konuğumuz Yalvacı'nın yeni belediye başkanı Mustafa Kodal. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Şakir Bey. Hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdi Sayın Başkan'la seçim öncesinde iki program yaptık. Sık sık da sohbet ettik, görüştük. Hep şunu söylemişti. Ben bu seçimi alacağım demişti ve aldı. Evet. Seçimi de kazandı. Çok da yoğun bir temposu var. Başkanım hayırlı olsun diyelim. Nasıl gidiyor hayat? Tempo çok, nasıl? Çok 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 teşekkür ederim Şakir Bey. Öncelikle Kurban Bayramınız mübarek olsun. İyi bayramlar diliyoruz size de. Bugün konuk olarak aldığınız için ayrıca teşekkür ederiz. Allah nasip etti. Biz bu koltuğa seçmenimizle ve Rabbimin yardımıyla oturduk. Kıymetli hemşerilerim, sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Lütfen şehirler arası yolculuklarımızda trafik kurallarına uyalım. Hız limitlerimizi koruyalım. Kazaya sebebiyet vermek istemiyoruz. Acı anlar yaşamak istemiyoruz. Lütfen buna dikkat edelim. Sizden rica ediyorum. Bayram zehir olmasın değil mi? Bayram zehir olmasın. Bayram. Güzel bir bayram. Şeker tadında bir bayram. Geçirelim istiyoruz Şakir Bey. Şahsıma göstermiş oldukları yoğun ilgiden ve teveccühten dolayı tüm seçmenlere, tüm yalvaçlı hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkürü bir borç bilirim. Emin olun bu emanetçiliği, 5 sene boyunca bize layık gördüğünüz emanetçiliği sonuna kadar hakkını vereceğimizi, sizin emanetinizi koruyacağımızı, kadim şehrimiz Yalvacımızı en üst noktaya taşıyacağımıza emin olabilirsiniz. Üzerimize yüklenmiş olan görev ve sorumluluğu bilincindeyiz. Bundan kesinlikle şüpheniz olmasın. Sizle beraber, tüm halkımızla beraber güzel işler yapacağız. Bunun sözünü seçim öncesi verdik. Seçimden sonra da tutacağımıza yine söz veriyoruz efendim. Evet, şimdi başkanım konuşurken dediniz ki Nisan, Mayıs, Haziran 15'i diyelim. Hı hı. 2,5 ay. Evet. Şakir Hocam dediniz. Artık bayramdan sonra hayırlı olsun, randevusu vermeyeceğim dediniz. Tabii. Beni doğru bir şey yaptınız. Öyle bir şey yapacaksınız. Artık Şakir Bey bayramdan sonra hayırlı olsun ziyaretlerini artık bitiriyoruz. Bitin. Bitiriyoruz. Yeter. Tamamen bitiriyoruz. Bayramdan sonraki pazartesi makamımıza geçtikten sonra hayırlı olsun ziyaretlerini bitiriyoruz. Çünkü yalvacımız için daha çok vakit harcamamız lazım. Daha çok zaman harcamamız lazım. Bu demek olmuyor. Yani onlarla halkımızla tekrar buluşmayacağız, görüşmeyeceğiz, anladım, konuşmayacağız anlamında değil. Biz ayda bir defa meclisimizde halk buluşma günleri yapacağız. Yani ayda bir defa onları dinleyeceğiz. Yalvacımızın çok şeye ihtiyacı var. Bu yüzden zaman ayırmamız lazım. Köhneleşmiş, durağan bir yalvacı artık hızlandırmamız lazım. Yani vatandaşla görüşme devam edecek. Sadece böyle hayırlı olsun değil, halkın sorunlarını dinleme anlamında bunlar tabii devam edecek. Tabii. Yani halk buluşması günlerimizi ayda bir defa meclisimizde güzel bir şekilde yapacağız. Onlarla tekrardan bir araya geleceğiz. Ama hayırlı olsun ziyaretler artık bayramdan itibaren tamamen bitiyor efendim. Başkanım buyurun. Buyurun Şakir Bey. Meclis deyince bir vaadiniz vardı. Meclis, belediye meclisleri canlı yayınlanacak demişsiniz. Yayınlıyorsunuz şu anda. Evet, yani biz bunu seçim kampanyası döneminde söylemiştik. Daha şeffaf bir yalvaç, daha şeffaf bir yönetim olacağını söylemiştik. Yani dağılımımız 5 İYİ Parti meclis üyesi, 2 MHP meclis üyesi, 8 AK Parti meclis üyesinden dolayı değil. Biz bunu söz vermiş olduğumuz için, vermiş olduğumuz sözü tutmak için artık canlı yayına geçtik. Ve bunu meclisin kararına sunduk. Oy birliğiyle bu kararı aldık ve artık meclislerimiz bundan sonra daha şeffaf. Yani kamera karşısında canlı yayında yapıyoruz efendim. Mecliste kim ne yapıyor, hangi madde geldi, gündem konusunda kim ne konuşuyor, ne istiyor, ne o evet hayır diyorsa hepsini yalvaçlı ve herkes izleyecek. İzleyecek. İzliyor da artık. İzliyorlar yani.
Söz verdiğimiz bir maddeyi yerine getirmiş olduk bununla birlikte. Diğer söz vermiş olduğumuz... Onu diyeceğim, bir konu. Halk ekmek vardı. Seçimden evet, halk ekmek vardı. Hemen yapacağız bir ay içerisinde yapacağız demiştik. Hı hı. Bir ay olmasa da 50 gün içerisinde sözümüzü yerine yine aynı şekilde orada da getirmiş. Nasıl başladın? Sistem nasıl işliyor orada? Şöyle Şakir Bey, yani biz hem kendi esnafımızı koruyalım istedik bu konuda. Hı hı. Ekmek üreticimizi, fırıncılarımızı koruyalım istedik. Hem de vatandaşımıza daha uygun, daha kaliteli bir ekmek sunmak istedik bu konuyla alakalı. Biz burada şehirdeki fırıncılarımıza ekmek adetini böldük. Anladım. Dedik ki günlük biz arkadaşlar 1500 ekmek satacağız. Sizin her birinizin ekmek adedi bu. Haberiniz olsun, bu şekilde satış yapacağız. Biz ekmeği şu anda 6 TL'den vatandaşımıza sunuyoruz. Anladım. Aynı zamanda biz kendi fırıncılarımızı kurduğumuz bu halk ekmekle birlikte denetleme mekanizması kurduk. Ne? Gramajı, kalitesi, unu, bu konuda hem onları denetlemiş oluyoruz hem de vatandaşa daha uygun bir ekmek verme fırsatında nail olduk. Bu sözümüz de vardı, bu sözümüz de yerine getirmiş olduk efendim. Peki konu hani güncel konular, çok uzatmayacağım programı. Buradaki amaç bir hani hem teşekkür etme anlamında hem de neler yapıldı, yazın neler yapılacak bunu konuşacağız. Bu sene festival var mı? Şakir Bey, bu sene festivalimizi yapacağız. Ama festivale gelmeden önce bence temel konulardan festivale doğru gidelim istiyorum. Tamam, olur. Ne gidelim bu? Biz kadim bir şehiriz. Yalvaç. Evet. Hem antik hem kadim bir şehir. Isparta'nın en büyük ilçesiyiz biliyorsunuz. Doğru. Hem nüfus olarak hem belediye olarak en güçlü belediyelerden, en büyük belediyelerinden biriyiz. Biz nasip oldu koltuğa oturduğumuzdan itibaren su kaynağında bir azalma oldu. Aslında onu soracaktım. Madem oradan başlayalım. Evet. Şimdi yıllardır Yalvaç'ın en çok konuşulan en önemli sorunu özellikle yaz aylarında. Evet. Hani gurbetçilerimiz geldikten sonra su sıkıntısı idi. Hı. Bu sene bu sıkıntı devam edecek mi? Yani bir bilgilendirirseniz sevinirim. Buyurun. Yani yaşamaması için gayret gösteriyoruz. Bütün su haritası hattımızı bizzat kendim gezerek kontrol ediyoruz. Patlaklarımız varsa bunları tamiri konusunda hızlı bir şekilde aksiyon alıyoruz. Hı hı. Ama su kaynağımızdaki debide bir azalma var. Ciddi bir azalma var. Bunu her hafta kontrol ediyoruz. Her hafta kamera kaydediyoruz. Yağmur da olmadı, yağış da olmadı. Yağmur olmadı, kar olmadı. Tabii bunlar bir bahane değil. Yani biz buraya bahane üretmeye gelen bir belediye başkanı değiliz. Biliyorsunuz tasarruf tedbirleri kapsamında yeni bir kararname geldi. Borçlu da diyemeyiz ama borçlu bir belediye aldık. Yani biz bahanenin arkasına sığınıp işte ya biz bunu aldık yapamayacağız anlamında değil. Kesinlikle yapacağız. Yeni bir su kaynağı arayışımız var. Sondajla birlikte kendi depomuzu besleyecek kaynaklar arayışını devam ettiriyoruz aynı şekilde. Yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız. Yani inşallah yani, yaşanmaz. Temennimiz. Yaşanmamasını önüne geçeceğiz. Yani bir yıllık yani kısa vadeli bitki dikiminin önüne geçeceğiz. Su tüketimini en aza indireceğiz. Şöyle söyleyelim, gece artık yeni bir uygulamaya geçiyoruz Yalvaç Belediyesi olarak. Su hatlarımızı, su haritamızı gece cihazlarla dinleyerek kaçaklarımızı tespit edeceğiz. Anladım. Gündüz ekiplerimizle bu tamiratları da yaparak en azından minimize etmeye çalışıyoruz. Başkanım, aslında burada şurada hem Isparta hem Yalvaç, herkes için söyleyeyim, tüm Isparta'ya, tüm Türkiye'ye çağrıda bulunalım. Artık su kaynaklarımız eskisi gibi değil. Fazla değil. Tabii ki değil. Lütfen dikkatli kullanalım. Yani gölümüzü görüyoruz, gölümüzün işte yani durumu ortada. Suyla ilgili ciddi bir sıkıntımız var aslında. Yani var, ülke olarak var. Suyumuzu artık doğalgazı kullanır gibi kullanmak zorundayız. Mecbur. Belki faturası aynı şekilde değil ama yaşamamız için gerekli. Doğalgaz nasıl kullanılıyorsa evde, daha dikkatli, daha özenli kullanıyorsa suyu da artık böyle kullanmak zorunda. Vatandaşımız en azından bu sıkıntıyı yaşatmamak adına. Kesinlikle. Çok önemli. Şakir Bey, yani kesinlikle buna bir yeni çözüm sağlama aşamasında var. O zaman başkanım şunu sorayım size. Belediye başkanı olduğunuz, nasıl bir belediye buldunuz? Yani biz durağan personel arkadaşlarımız için söylemiyorum ama çalışmayan bir belediye. Pasif sistem olarak söylüyoruz. Tabii sistem olarak söylüyoruz. Yani pasif bir belediye bulduk. Buradan da şunu teşekkürünü etmeden geçemeyeceğim. Burada daha önceki dönemde belediye başkanlığı yapmış
belediye başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ederim. Yani sonuçta halkın teveccühüyle seçilmiş, oyunu almış, gelmiş burada başkanlık yapmış. İyisiyle kötüsüyle hepsi bizim başkanımız. Biz dedik ayırmadan, ayrıştırmadan yöneteceğimizi her zaman söylemiştik. Biz köprüleri kuracağız, bağdaştıracağız. Yani insanları birbirinden ayırmayacağız. Onlara da buradan ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çalışan, çalışmayan, bütün belediye başkanlarımızdan da Allah razı olsun. Evet, pasif duran bir belediye bulduk. Biz bunun dinamiklerini hızlandıracağız. Yani belediyeye geldik, göreve geldiğimizden itibaren nereden başladınız derseniz. Artık biz personellerimiz için giriş çıkış istasyonları ayarlamak üzereyiz. Kurulumları bir an önce yapılacak. Yani personeller ne zaman geliyor? Ne zaman çıkıyor? Bunu daha artık şeffaf ve güzel bir hale sokacağız. Ardından yine aynı şekilde bütün araç istasyonumuz için takip sistemine geçiyoruz. Araç içi ve araç dışı kameraya yine aynı şekilde geçiyoruz. Petrol ofislerimizde de plaka tanımlama sistemiyle devam edeceğiz. Bununla da çalışmasını şu an sürdürüyoruz efendim. Aynı zamanda bütün araçlarımızın depolarına check valve dediğimiz sistemi kurduk. Yani artık sadece pompa istasyonundan mazot alırken açılabilen bir depo haline getirdik. Yine söz verdiğimiz konulardan bir tanesiydi. Personel için sosyal tesis ve kılık kıyafet düzeniydi. Biz kılık kıyafet düzenine geçiyoruz. Her yıl kendi personelimize, çalışma arkadaşlarımıza, artık onlar benim yol arkadaşlarım özellikle. Kılık kıyafet düzenine geçeceğiz. İşte temizlik ekibimiz, zabıta ekibimiz, fen işleri ekibimizin ve diğer personellerimiz hepsinin bir kılık kıyafet düzeni olacak. Bunu sağlayacağız. Sağlıyoruz da şu anda alım aşamasındayız. Artık belediyeyi kurumsal kimliğine yeniden kazandırmak üzereyiz. Öyle söyleyeyim Şakir Bey. Biz birçok noktada işleme başladık. Göreve geldiğimizden itibaren tasarruf tedbirleri kapsamında kararname çıkmadan, belge gelmeden önce biz zaten birçok aşamaya el atmıştık. Bütün telefon faturalarını yani gereksiz olanları, bizim için gereksiz gördüklerimizi iptal ettik. Yine keza elektriklerle ilgili aynı şekilde, gazetelerle ilgili aynı şekilde gereksiz gördüklerimizin çoğunu iptal ettik efendim. Ben şahsıma ait zaten belediye başkanının harcağı veya başka bir şekilde harcayacağı düzenini kesinlikle kapattık. Kimse alamaz. Biz artık biraz daha kısarak kendi dinamiklerimizi ortaya koymaya karar verdik. Bu yüzden bununla ilgili bir çalışma yapıyorduk zaten. Tasarruf tedbirleri kapsamında yatan durağan araçlarımız vardı kötü halde. Bunların da satışını meclisimizle birlikte, meclisteki arkadaşlarımızla birlikte onaylayarak devam ettirdik. Evet. Satışların kararını aldık. Yani tasarruf tedbirleri kapsamında birçok şeyi zaten biz yapmaya başlamıştık. Nasıl yönetildiği. Biz burayı daha çok yani parasal anlamda biraz toparlamamız lazım. Personel anlamında biraz toparlamamız borç lazım. Borç ne kadardı aldığınızda? Yani borç bizim 70 milyon civarı bir borcumuz varsa içeride parayla birlikte biz bunu 47 milyona indirerek ödemesini yaparak işimize baktık. Yani Halil Başkan da burada sinirlenmiş bize. İşte ya pankart astınız, biz pankartı Sayın Başkanım şey için açmadık, pardon eski başkanım, şeffaflık olsun adına. Yani nasıl aldık, nasıl bıraktık anlamında astık. Orada sinirlenmemize gerek duyulacak bir şey yoktu. Biz şeffaflık adına herkesle yol yürüyoruz. O yüzden kesinlikle bir art niyetimiz, herhangi bir vatandaşımıza artık art niyetimiz yok. Çünkü biz söz verdik. 22.000, 23.000 vatandaşımızın belediye başkanı olarak devam edeceğiz. Sayın eski başkanın da artık belediye başkanıyız. Ona da eşit ve adil haklarda davranacağımızda herhangi bir şüphe, herhangi bir vatandaşımızın bundan şüphesi olmasın. Biz hizmet edecek, Yalvaç'ımıza yatırım yapacak, Yalvaç'ımıza taş üstüne taş koyacak herkesle beraber bir araya geliyoruz. Herhangi bir siyasi bir beklentimiz, parti bir beklentimiz yok. Yani biz seçildiğimiz gün itibariyle rozetlerimizi zaten bir araya çıkardık. Biz zaten aman aman bir partici, aman aman bir siyasetçi değildik. Yani biz memleketimiz için bu yola düştük. Isparta'nın şu anda en genç belediye başkanıyız. Makine mühendisiyiz. Yani dinamikleri hızlandırmaya çalışıyoruz Şakir Bey. Ve söz verdiğimiz her şeyi yerine getirmek istiyoruz. Anladım. Yani o
bir sonraki seçime gelindiğinde ya sen bu sözü vermiştin, yapmadın pozisyona düşmek istemiyoruz. Yani şu bahanelerin arkasına da sığınmak istemiyoruz. Ya başkan işte tasarruf tedbirleri kapsamı var, yatırımların yüksek, para gelmiyor. Evet arkadaşlar gelmeyebilir Şakir Bey. Yani biz birinden beklemedik. Yalvaş büyük belediye. Bu dinamikleri hızlandırırsak, alacağımızı takip edersek, güzel bir noktaya taşırsak çok ciddi yatırımlar yapacağız. Yapmak da zorundayız. Yani şu anki atıl haldeki otelimizi Isparta'dan bir otel zincirinin emrine vereceğiz. Yani burayı tekrardan tadilatının yapmasını sağlayacağız. İstihdam konusunda dediğimiz gibi bir söz vermiştik. Bunu yapacağız yani. Orman yoluna başladık. Ormanın işlemlerine başladık. Orman temizliği bitti. Tuvalet WC mescitleri bitti. Şu an giriş kapısı hazırlanıyor. Güvenliği tekrardan kurumlara yazıldı. Kamera kayıtları başlayacak. Yani yürüyüş yolu, bisiklet yolu, araç yolu biz bunların sözünü verdik. Bunları da yapıyoruz. Yetiştireceğiz de yani. Kesinlikle geri durmayacağız. Hiçbir yani şeyden geri durmayacağız. Bir taraftan hizmet devam ederken bir taraftan bir sistem kurma. Tabii. Yani biz şöyle kendi sistemimizde, kendi işimizde bir sistemimiz vardı. Ödeme planımız vardı. Çalışma planımız vardı. Personel planımız vardı. Efendim biz burayı aldığımızda hani bunu söylemek istiyoruz. Bir sistemle karşı karşıya gelmedik. Yani bir planlaması olur. Belediyenin yakıt planlama sistemi olmak zorunda. Bu memleketin otunu atıyorum 30 günde biçiyorsak, 10 personel atıyorum 10 tane tırpanla biçiyorsak kaç litre yakıt bu işe harcadığımızı planlamak zorundayız. Bütçe planlaması yapmak zorundayız. Baktığımızda böyle bir planlamamız yoktu. İşle ilgili bir planlamamız yoktu. Biz bunları kuracağız. Yani biz şöyle söyleyelim. 0-1 sayfa açtık. Temiz bir sayfa açtık. Buraya artık kalem bizim, silgi bizim. Güzel bir sistem kurmak üzereyiz. Bizden sonra bu sistem de devam etsin. E-belediyecilikte birçok adım attık. Yani bugün e-ruhsat, e-imar. Bakın bunlar küçük bir belediyenin yapacağı işler değil. Ciddi anlamda değil. Yani e-imara geçiyoruz. Düşünün şeffaflık adına. Çok ciddi bir adım. E-ruhsat yani bundan sonraki projelerimiz dijital olarak gelecek. Ne güzel. Yani bu teklifi firmaya yaptığımızda şey demişti. Ya başkanım ciddi misin? Ufkumuzu geniş tutacağız Şakir Bey. Biz dinamikleri yüksek bir belediyeyiz. Artık kayıt projekte yani, şey yok. Her tabii, şey, tabii tabii. Yani hem sorumluluklarımızı burada hem sorumluluklarımızı burada artık sistem haline getirmiş olacağız. Hem de biz sisteme kendimizi denetleyeceğiz. Şahısları ortadan kaldıracağız. Yani şahısları artık kontrol eden mekanizmaya çekeceğiz. Ve sistemin daha hızlı yapılabildiğini göstereceğiz yani burada. Ne güzel. Peki başkanım, hemen geçelim festivale. Evet. Festival ne zaman var mı ve varsa ne zaman? 30 Temmuz 4 Ağustos arasında buradan Isparta'mızın bütün ilçelerini, Isparta merkezimizi ve çevredeki bütün il ve ilçelerini davet ediyoruz. Buyurun gelin konuğumuz olun. 30 Ağustos 4 Temmuz arasında festivalimizi yapacağız. Haluk Levent, Zara ve Ekin Uzunlar misafirimiz olacak. Siz i̇yi değerli sanatçılar geliyor. Evet, güzel sanatçılar geliyor. Güzel bir festival planlamaya çalışıyoruz. Yapacağız da. Allah nasip ederse bütün sistemini kurduk. Yine bütün misafirlerimizi buradan davet ediyoruz. Buyurun gelin hepimiz başımızın üstünde yeriniz var. Pistiyan Tokyo Festivali yalvar. Pistiyan Tokyo Kültür ve Turizm Festivali 30 Temmuz 4 Ağustos'ta yapılacak. Kesinlikle. Kesinlikle. Başkanım şimdi ben takip ediyorum sosyal medyayı. Ziyaretler yapıyorsunuz. Evet. Ve hoşuma da gidiyor. Şöyle bu ziyaretlerde de parti ayrımı yapmıyoruz. Yapmıyoruz tabii ki. Yapmıyoruz. Devam edeceğiz. Yani şöyle tabii ki devam edeceğiz. Yani bizim memleketimizin eski haline gelmesi için elimizden geleni, eskiden daha öteye geçmesi için elimizden geleni yani yapacağız. Eski derken Yalvaç çok canlıydı, çok canlı, daha iyiydi. Tabii, yani tabii, bu tabii kırsaldan şeye, tüm her yerde bir göç var ama Yalvaç büyük bir ilçe. Ve tanınan bir kadim bir ilçe yani. Neden biz bir Pistiyan Tokyo'yu Efes gibi bir hale getiremiyoruz, niye tanıtamıyoruz? Ya da Yalvaç niye her yerde artık duyurulmasın? Biz bu ziyaretlerimize bütün belediye başkanlarımıza yapıyoruz. Parti ayırmadan,
siyaset ayrımı yapmadan ihtiyacımız olan, ihtiyacımızı isteyip ve talep edebileceğimiz bütün başkanlarımızla ziyaret ediyoruz. Yani burada niyetimiz particilik veya siyaset yapmak değil. Yalvaca katkı sağlamak. Bunun için de herkesle bir araya geliyoruz. Çekinmeden bir araya geliyoruz. Yani işte A partili, B partili, C partili diye düşünmeden bir araya geliyoruz Şakir Bey. Doğru. Ve bu da artık doğrusu gerekiyor. Var. Yani insanlar artık siyaset kutuplaştırmamalı. Bugün baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanımız CHP Özgür Özel Bey'le bir araya gelebiliyor. Doğru. Görüşmeler yapabiliyor. Belir Hanım'la Sayın Cumhurbaşkanımız bir araya gelip görüşme yapabiliyor. Artık bundan çekinmememiz lazım. Bizim ülkenin de bu dinamiklere artık ihtiyacı var. Ayrılmadan bu memleket nerelere gelebilir? Bunu muhalefetiyle, iktidarıyla bir araya gelip yapmamız lazım. Kesinlikle. Her şey siyaset değil. Türkiye gerçekten çok büyük bir ülke. Aynı şekilde dünyada yerini alması lazım. Ben öyle düşünüyorum. Mehmet Sayın Bakan Şimşek'in ben yaptığı uygulamaları kesinlikle hani göreve geldiği günden beri doğru buluyordum zaten. Hı hı. Yani siyasette değildik. Belediye başkanı da değildik. Doğru. Doğru buluyorduk. Neden? Biz olmayan parayı harcadık. Yani. Olmayan parayı harcadığımız için hata yaptık. Doğru. Yani şu an geldiğimiz pozisyon bence doğru bir pozisyon. Ben kesinlikle doğru buluyorum. Ve devam etmesi konusunda da ısrarcıyız yani. Doğru. Önlem tasarrufları almamız lazım. Yani bugün kendimizin şirketinde bile ne yapıyoruz? Birçok konuya. Yani elektrik faturasına gelmiş, doğalgazına gelmiş, suyuna gelmiş. Bakıyoruz. Yani yakıt giderlerimiz yükseldiyse niye yükselmiş? Biz ne yapmışız? Personel giderlerimize bakıyoruz aynı şekilde. Şakir Bey yani bakmak zorundayız. Tasarruf ederek. Yoksa olmaz. Yoksa tabii batarsın. Olmaz. Yani, belediyeler de bunu aynı şekilde yapmak doğru. zorunda. Sayın başkanlar da bunu aynı şekilde yapmak zorunda. Yani tasarruf edelim, bir yerden kısalım, bir yerden de hizmet verelim. Zaten derdimiz, kaynak olmadan mı? Hizmet bir şansınız da yok zaten. Yok. Ama biz kaynağı işte dediğimiz gibi tüm vekillerimizle, tüm belediye başkanlarımızla ziyaretlerde bulunarak istiyoruz. Onlar da bizi kırmıyor. Yani şunu yapmıyorlar, en azından benim şahsıma olmadı. Yani ya başkanım sen muhalefet belediye başkanısın. Ama işte bunlar istiyorsun. Bana hiçbir gittiğim kapı bunu söylemedi. Yani başkanım tabii ki yani sen yaklaşım tarzın bize çok daha farklı. Sen bir adım attın. Şimdi biz de sana yardımcı olalım başkanım diyerek her kapıdan ayrıldık. Ve çok şükür de yapıldı i̇şte yani. İletişim bu. İletişim kuruyoruz bu. Yani. Biz de tabii ki particilik yapmıyoruz kendilerine. Dediniz ya seçim bitti. Bitti. 31 Mart'ta bitti. O iş bitti. Artık herkes kendi memleketine nasıl hizmet ederim onun derde düşmek zorunda. Kesinlikle. Yani Yalvacı'nda tabii bütün ülkeler gibi Yalvacı'nda çok ciddi şeyleri, ihtiyaçları, eksikleri de var. Evet. Onları gidermek gerekiyor. Şimdi başkanım genel bir çerçeveyi çizdik. Evet. Ki 2,5 ayda aslında ciddi bir mesafe almışsınız. Başlamışsınız. Birçok şeyi yapıyorsunuz. Yapmaya devam ediyorsunuz. Peki kafanızda o vaatlerinizi veya yapmanız gerekenlere bir takvim belirlediniz mi? Yani bir yıl, iki yıl, üç yıl gibi. Evet. Biz sosyal tesislerle ilgili yani hı-hı. sosyal çevreyle ilgili bir yıl içerisindeki çok büyük aksiyonu alacağımızı zaten söylemiştik. Ve takvimimizde orman, işte Hıdırlık, aynı şekilde Hoyran tesislerini hemen hızlı bir şekilde bir yıllık takvimle bitireceğiz. Hemen yapacağız ve bitireceğiz. Diğer bir konuda zaten söylediğimiz altyapı biraz uzun sürecek. Mutlaka o çok zor. Uzun sürecek. Yani onun şey proje o. çalışmasını zaten dedik tarafımızdan yapacağız. Yani bunun sözünü vermiştik ki yapıyoruz da. Çalışmasını sürdürüyoruz şu anda. Yine asfaltla ilgili şantiyeyi tamamen tadilat ettik. Şakir Bey yani dışarıya bağımlılığımızı belediye olarak biz biraz da kestik. Yani Yalvaç Belediyesi kendine yetebilir pozisyona geldi. Tabii kendine yetirebilir. Yani personellerimizle dışarıdan aldığımız destekle ücretli değil kesinlikle. Dışarıdan aldığımız destekle asfalt şantiyemizin tadilatı bitmek üzere. Çok iyi. Arıtma tesisi de aynı şekilde. Yani dışarıdan aldığımız destekle ücretsiz yine aynı şekilde kendi personelimizle arıtma tesisimizin de tadilatına başladık. Siz hep bunu söylüyordunuz. Ben ne yapacaksam kendi imkanlarımla tabii, kendi personelimle yapacağım demişsiniz. Kavrulacağız. Yani içerideki personelinin daha bilinçli hale getireceğiz. Yani çalışması kaç için. Şu anda 200-250 personelimiz var.
yeterli. Yani bir sıkıntımız yok. Öyle dışarıdan zaten biliyorsunuz personel alamıyoruz. Tabii. Tasarruf tedbirleri kapsamında emekli olmadan dışarıdan personel almayı kapattılar biliyorsunuz. Yani bu yasaklandı. O yüzden biz kendi personelimizle güzel bir yol alacağız. Ekip arkadaşlarımızla güzel bir yol almayı planlıyoruz ve yapıyoruz da. İşte asfalt şantiyemizi şey yapıyoruz. Hı-hı. Tadilatını bitirmek üzereyiz. Biriktireceğiz. Asfalt malzememizi 3 yıl boyunca biriktirmeyi düşünüyoruz. Ve 3 yılın sonunda sahaya inip nerede yol yokmuş bunu bir görmek lazım. Ve ciddi bir asfaltlama serüvenine başlıyoruz. Şu anda yani biz de asfalt konusunda malzeme birikimine gidiyoruz. Doğru. Her sene adım adım biriktireceğiz ve 3. senenin sonunda artık sahaya inip... Ki asfalt pahalı ve zor bir iş. Pahalı. Ama biz ondan da geri durmayacağız. Ha, kısmi acil yapılması gereken tabii yerleri onlar. Yapacağız. Onda sıkıntımız yok. Ama ana arterleri altyapı çalışmalarını başlattıktan sonra asfaltı da başlatacağız. İşte altyapının dediğim gibi proje aşaması bitmek üzere. Hı hı. Ondan sonra kaynak arayışımıza devam edeceğiz. Önce proje. Makine ekipmanımız güzel. Onu da demiştik. Personelimiz de yeterli. Tabii ki destek alırız dışarıdan. Ama şu anda yapacağız yani. Altyapıdan da geri durmayacağız. Çünkü yapmak zorundayız. Yeni bir su kaynağı yaratmak zorundayız. Altyapıyı yapmak zorundayız. Biz bunların bilincinde hareket ediyoruz. Yani şu anda sabah akşam demiyoruz yani. Şakir Bey bizde biliyorum artık abi. Limit yok. Mesai saati diye bir yok. Şey yok. Mesai de yok artık. Bizim mesaimiz, bütün vücudumuz artık Yalvaç. Biz Yalvaç için gece, gündüz, hafta sonu, hafta içi fark etmez. Çalışmak zorundayız. Doğru. Vakit ayırmak zorundayız. Yani şu an vatandaş diyor ya başkanım çok yoğun. Yoğunuz evet. Çünkü siz bizi yoğun olalım. Çalışalım, yerimizde durmayalım, ziyaretlerimizi yapalım. Ankara'ya gidelim, yatırım koparalım diye seçtiler. Şakir Bey. Doğru. Yani düzenlemeye de gittik. Yani şehri de artık bir noktada düzeltiyoruz. Çok fazla kaldırımlarımıza işgal ettik. Yollarımızı işgal ettik. Yani düzenli kullanmıyoruz. Masamızın üstü düzenli değil. Ne yazık ki öyleyiz ya. Ama biz düzeltmeye başladık. Ve vatandaşımız Allah razı olsun yani kısmi olarak bize yardımcı oluyor. Düzelteceğiz. Yani onların da farkındayız. Zorluk var. İşte ben malı sergilersem satarım mantığı var. Ama yani bunu biraz daha önüne geçeceğiz. Daha dengeli yapmak lazım. Yani. Dengeli yapacağız. Yani tabii ki onları da zora sokacak şekilde değil ama vatandaşımızı da zora sokacak şekilde değil. Araçları satıyoruz. Bugün işte ikinci kötü durumdaki araçlarımızı satıyoruz. Araç filomuza bir tane 30 kişilik bir otobüs almak zorundayız. Çünkü çok ciddi bir taşımalıkla ilgili bir sıkıntımız var. Bir tarafta milli eğitimimiz var. Eğitim kurumlarımız. Diğer tarafta spor camiamız var. Diğer tarafta hafızlığımız var. Doğru. Birçok şey gidip gelecek noktalar var. O yüzden bir otobüs kazandırmayı ikinci el olsa da. Araç lazım. Düzgün bir araç da olsa kazandırmayı planlıyoruz. Ve onu da yakın zamanda inşallah sosyal medyada ve gazetede görürsünüz Şakir Bey. Bu noktada Yalvaç için elimizden gelen neyse. Yalvaç'ın çok değerli dışarıda insanları var. Bunlarla bir araya geliyoruz sürekli. Yalvaç için ne yapılabilir? Nasıl yapılabilir? Bunları görüşüyoruz. Bizim için organize sanayi biliyorsunuz. Keza aynı şekilde. Sayın vekillerim bu konuyla ilgileniyor. Allah razı olsun onlardan da. MHP milletvekilimiz Basit Sönmez, AK Parti milletvekilimiz Osman Zabun ve Uğur Gökgöz. Yalın Bey de bununla ilgili geçen demeç verdi yine aynı şekilde. İlgileniyorlar memleketle. İnşallah hep birlikte bir arada Yalvaç Organize Sanayi'yi de yakın zamanda faaliyete geçmiş görürüz. İnşallah. O konuda da yatırımcılarımız da elini taşın altına sokmak istiyor aynı şekilde. Organize bizim için çok önemli. Evet. Üretim artık bizim için üretim önemli. İşte, yani tamam, evet. Bugün geldiğimiz noktada baktığımız tablo o Şakir Bey. Doğru. Üretim varsa istihdam var, para var. Doğru. Yani bizim memleketin artık üretimi. Yok olmuyor. Abi. Olmuyor. Dünya bu ikinci sanayi sitesiyle ilgili girişimlerimiz sürüyor. Sanayideki abilerimizle, dostlarımızla yol almaya çalışıyoruz. Kooperatifi tekrardan aktifleştirdik biliyorsunuz. Öyle bir kooperatif zincirimiz vardı. Kooperatifimizi aktifleştirdik. O konuda da ben de sanayici olduğum için, sanayiden gelme, sanayiden büyüme olduğum için anlaşıyoruz ve güzel işler de yapmayı planlıyoruz. Yapacağız da. Aynı şekilde.
Diğer bir konu, ilk etapta 50 tane prefabrik konuta başlayacağız. Onu soracaktım. Konuta başlayacağız. Projelendirme. Arsa işimiz tamam. Arsa işi tamam. 50 taneyi ilk etapta hemen yapıp teslim etmeyi bir yıl içerisinde Allah nasip ederse, bir buçuk yıl içerisinde yapıp teslim etmeyi planlıyoruz ve yapacağız. Bak artık yani yapıyoruz, yaptık, yapalım yok, yapacağız. Ne gerekiyorsa memleketimiz için acil bir tedavi gerekiyorsa hemen acil bir tedavi yapacağız. Projelendirme aşamasındayız. Arsamızda hiçbir sıkıntımız yok. Arsa teminimizi hallettik. Projelendirmemizi bittikten sonra kooperatifle birlikte harekete geçiyoruz. Kadın kooperatifi yine aynı şekilde gündemimize geliyor. Demiştik yani bir süs eşyası, hediyelik eşya biz gelen turistlerle birlikte yapacağız. Bu arada bizim Memmabet yolumuzda vekillerimiz ve özel idare birlikte gündeme geldi ve çok hızlı bir çalışma var. Özel idare ciddi bir çalışma yapıyor. Biz de kısmi tabii ki destek veriyoruz. Çünkü memleket bizim memleketimiz. Tabii. Buradan da vekillerime o konuda teşekkür ederim. Hak eden teşekkür ederim. Bize böyle bir değer kazandırıyorlar. O yolu faaliyete geçiriyorlar. Allah razı olsun hepsinden. Hak eden Allah razı olsun. Biz hiçbir şekilde ayrım yapmıyoruz bu konuyla alakalı. Yani su kemerlerimizde bir sıkıntı var bir tanesinde. Onu hemen gündeme getirdik. Aynı şekilde ilettik. Yazılarını da yazdık. Ona da bir tedavi yapma peşindeyiz. Yani demek istediğim birçok dinamimiz var ve hızlı bir şekilde hayata yani geçiriyoruz. Aslında bu 2,5 ay süre içerisinde bayağı çok bir adım atılmış. Yani GYŞ ile ilgili biliyorsunuz. Biliyorum. GYŞ'yi tekrardan canlandırma projemiz vardı. Sayın Ali Başkanım, Hükrü Belediye Başkanı, Kadir Minnet Başkanım, Gelendos Belediye Başkanım, Mustafa Bey ve diğer başkanlarımla birlikte buraya adım attık. Şarıksaray'la birlikte ciddi bir adım attık. GYŞ'yi tekrardan canlandıracağız. Fesit'ten iptal edeceğiz. Yani kendi bölge çöpümüzü kendimiz burada aktif bir hale getireceğiz. Bu arada diğer belediye başkanlarını da buraya davet edeceğiz. Yakın ilçedeki. Buraya yeni bir tesis kazandırmayı Allah bize diğer başkanlarımla birlikte nasip etsin. Onunla çalışmasını sürdürüyoruz. Kısa zamanda çok iş, çok yol aldığımızı düşünüyoruz. Tabii ki durmadık. Başlamak işin yarısı. Tabii. Ucunu bir kanatmak lazım. Yani yaptığımız işlerin bir ucunu kapatmak lazım. Şakir Bey, biz buraya 5 sene emanetçi olarak geldik. Bunun farkındayız. Halkın bütün sorunlarına tedavi olmak için çalışıyoruz. Muhtarlarımızla ciddi bir yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Yani hem merkez muhtarlarımızla hem köy muhtarlarımızla onlara da ciddi bir destek veriyoruz aslında. Yani yardımcı, elimizden gelen ne varsa yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Ekip arkadaşlarımız iyi. Meclisteki arkadaşlarımız iyi. Yani ayrım yapmıyoruz. A partisi meclisi, B partisi meclisi, C partisi meclisi demiyoruz. Yalvaç Belediyesi Meclisi olarak hareket ediyoruz. Onlar da doğru olduğumuzun yanında kesinlikle bizim yanımızda görüyoruz. Yani muhalefetlik yapma peşinde değiller. Başkanım yapalım. Ne gerekiyorsa, elimizden ne geliyorsa yapalım peşindeler. Onlardan da Allah razı olsun. Yani tabii ki aramızda sürtüşmeler illa ki olur. Mutlaka olacak ya, herkes aynı düşünecek diye ama bir şey yok. Ama belli bir yerde ortak noktaya gelebiliyoruz. Gerek biz ortak noktaya geliyoruz, gerek onlar ortak noktaya geliyor. Ama bir şekilde buluşuyoruz. Ne güzel. Olması yani, gerekenler zaten. Yani biz bu tabloyu Yalvaç'a göstermek zorundayız. Hizmet edeni, etmeyeni, el kaldıranı, kaldırmayanı, onaylayanı bunları da göstermek zorundayız. Biz bu memleket için yola çıktık. Artık belli şeyleri bir kenara bıraktık. Ortak bir noktada devam ediyoruz Şakir Bey. Vallahi başkanım, 2,5 ay sonra iyi şeyler, güzel şeyler söylediniz. Yani hakikaten ya, bir işin başlamak yarısı. Yani inşallah sorunlar bir an evvel çözülür. Hani insanın olduğu yerde sorun biter. Sorun bitmez. Hayat devam ettikçe. Ama biz de tabii ki elimizden geleni yapmamız lazım. Yani bitmeyecek anlamında değil. Vatandaşımız da bu konuda duyarlı olmak zorunda. Yani kesinlikle. Sadece bizim üstümüze düşmüyor. Tabii. Onlar da bu konuda denetleyen, hizmet edilen kısım. Yani bizi seçen onlar. Tabii. Onlar da bize yardımcı olmak zorunda. Biz her şeyi dediğimiz gibi yetişemeyiz. İşte abi su mesela, su konusu. Sorun belli. Evet. Yani bir kuraklık var. Kaynak az. Şebeke sıkıntılı. Kesinlikle. Dolayısıyla vatandaşlar ne kadar az su kullanırsa o kadar az su sorunu yaşanır. Yani suyu fuzuli kullanmayalım. Evet, israf etmeyelim. İsraf etmeyelim.
Onun derdindeyiz. Başka bir şeyimiz yok. Peki. Şakir Bey. Başkanım çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Allah razı olsun. İyi yani, bayramlar diliyoruz. Sağ olun efendim. Hem teşekkür anlamında hem de neler yapıldı, neler yapılacak bunu bir konuşalım diye sizi davet ettik. Sağ olun. Kırmadınız bizi. Allah razı olsun. Kıymetli Yalvaç hemşehrilerim, benim her zaman seçim kampanyasında yürüttüğüm bir sözüm vardı. Onunla tabii ki bitirmek istiyorum. Kendimi size, siz de Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. O kampanyadaki o slogan tuttu. Tuttu. Evet. Yalvaç da emaneti kabul etti. Etti. Allah inşallah da iyi sonuçlar çıkar. Anladım. Çok sağ olun başkanım. Allah razı olsun Şakir Bey. Teşekkür ederim. Yalvaç Belediye Başkanımız Mustafa Kodal, yeni belediye başkanı konuğumuz oldu. Hem nasıl belediye bulduğunu konuştuk, eksikleri konuştuk, neler yapıldı, hangi atılmaya atıldı bunları konuştuk. İşte halk ekmektir, personeldir, işte asfalt şantiyesidir gibi birçok konu var. Başkanım söyledi. Yalvaç Isparta'nın en büyük ilçesi. Evet. Çok önemli bir, hepsi önemli ama Yalvaç'ın yeri daha başka. Dolayısıyla tüm Isparta, tüm Türkiye'de, tüm ilçelerimizde en iyisi olsun istiyoruz. Şimdi ben bir soruyu sormadım. Niye sormadım? Amacım polemik yaratmak değil. Daha önce 15 gün önce İYİ Parti İl Başkanı İbrahim Tekeli'ye sormuştum. Çok sık konuşulan bir konu. Parti değişip değiştirmeyeceği başkan da burada. Niye? Amacım burada polemik değil. Değil, evet. Derdimiz kesinlikle A Partisi, değil. B Partisi, C Partisi değil. Değil. Burada biz Yalvacı konuşuyoruz, Şarkıyacı konuşuyoruz, Şütçüler, Eğirdiz, Keçiborulu, Gelendos, yani bütün ilçelerimiz, Isparta'yı konuşuyoruz. Buradaki amaç polemik olmadığı için, seçim de yok zaten. Evet. Onun için ben biliyorum programdan sonra Şakir anlaştığımız bir sürü şeyim oldu, konuşulacaktır. Bilerek sormadım. Sadece başkana değil, bütün başkanlar için aynı şey geçerli. Buradaki amacımız polemik değil. Buradaki amacımız memleketimize güzel şeylerin yapılması, buna vesile olmak, halkımızın bilgilendirilmesi. Evet, tekrar Kurban Bayramımızı kutluyoruz. Kısa bir aramız var, sonra tekrar birlikteyiz.